Merhaba arkadaşlar. Faydalı bir Haber kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size 7. emisyonun Til serisinden 10 Türk Lirası'nı tanıtacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz 7. emisyondan sonra 8. emisyona geçtik yani YTL'ye ama 7. emisyonda bir farklı olan bir şey vardı. Neydi? 10 Türk Lirası'ydı arkadaşlar. Çünkü para çok küçük. Hani normal paradan küçüktü arkadaşlar. Şimdi size zaten eşlemesini yapacağım. Şöyle alayım hepsini. Şuraya koyayım. Paramız çil kondisyonlu 10 Türk Lirası. Bunlar da eğer elinizde varsa ama çilse yani çil şu şekilde bakın. Yani kimse sizi kandırmaya kalkmasın. Çil para şu şey şudur arkadaşlar. Şöyle bir geri çekeyim. Şimdi elimizde para var. Katlanmamıştır arkadaşlar. Bakın daha önceki videolarımda da göstermiştim. Farklı paralarımda. Oraya da göz atıp bakabilirsiniz. Para bu şekilde ise aynı böyle bir plastik bir şey gibi böyle bükülmüyorsa bu bükülme, bükülmeyen paradır. Yani bükülmemiştir. Bu çildir arkadaşlar. Lekesi yoktur zaten üzerinde. Hiçbir şekilde bu para çildir. Karşınızda 10 Türk Lirası. Küçük olan. Bizim 10 lirayla nasıl acaba? Bir bakalım. Bir karşılaştıralım şöyle. Elimizde yerli paramız var. Şöyle şuraya koyalım bir tane. Sanki bu da elimizdeki farklı bir ülkenin parası. Bu da yerli zaten. Bizimki de laf şimdi. Şimdi şöyle bakalım. Görüyorsunuz arkadaşlar. O da 10 Türk lirası. O da 10 Türk lirası. Arasındaki farka bakın. Şöyle koyalım. <laughs> yani farka bakar mısınız? Büyük fark. Ben size burada 7. emisyonu 10 Türk Lirası'nı tanıttım arkadaşlar. Küçük olan parayı tanıttım. Ve eğer elinizdeki para çiğ değerlidir. Onu size e, izah etmeye çalıştım. Elinizde böyle para varsa satmayın. Birisine vermeyin arkadaşlar. Değerlidir. İleride daha çok değerli olacaktır. Daha eski paranız varsa öyle kağıt olarak değerlendirmek isterseniz bize de iletişime geçebilirsiniz. Daha farklı paralarla bilgi edinmek istiyorsanız arkadaşlar kanalıma göz atabilirsiniz. Beni takip etmeye devam edin. Hepinize hayırlı günler diliyorum.